Buna dair bir adım atılmadı. Külliye ile olan ilişkileriniz nasıl? Türkiye Barolar Birliği'nin... ...çünkü Mehmet Uçum'dan... ...Mehmet Uçum'un yönettiği bir yargı haline dönüştü sanki. bizlerin algısı öyle. Ne diyorsunuz? Şöyle tabii biz... ...özellikle Anayasa Mahkemesi ile... ...Yargıtay arasında... ...yorum farklılığı olarak... ...yumuşatılan konunun... ...aslında bir yorum farklılığı olmadığının... ...son dereceyi farkındayız böyle iki kurum arasındaki bir yorum farklılığına indirgenecek, basite indirgenecek bir konu olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Çünkü e, anayasanın 153. maddesi son derece açık. Anayasa mahkemesi kararlarının yasamayı, yürüsmeyi ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı ve kesin olduğu anayasada açıkça hüküm altına e, alınıyor. Haliyle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı uygulamamak, ben bunu uygulamıyorum diye ilan etmek açıkça anayasaya karşı bir başkaldırıdır. Bunu böyle nitelemek zorundayız. Yoksa bu anayasayı bir kez deldiğimiz zaman bir şey olmaz anlayışıyla bizi aynı noktaya götürür, hatta daha da ötesine götürür. Bireysel başvurular nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin korunmasında aslında son derece etkin bir durumda olan Anayasa Mahkemesi'nin artık hiçbir kararının ilk derece mahkemeleri tarafından uygulanmayacağı anlamına gelir. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 50. maddesi Anayasa Mahkemesine bir yetki veriyor. Diyor ki sen eğer bir bireysel başvuruda hak ihlali kararı verirsen bu ihlalin ortadan kaldırılması için hangi yöntemin izleneceğini de ...hükmedeceksin diyor anayasa mahkemesine. Hükmü de vereceksiniz diyor yani yöntem konusunda. Hı hı. Anayasa mahkemesi ne yapıyor Can Atalay kararında? Hak ihlalinin tespitini yapıyor. Seçme hakkı ihlal edilmiştir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir diyor. Ve bu ihlalin giderilmesi için de ilk derece mahkemesine yol gösteriyor. 50. maddedeki yetkisi kapsamında. Hı hı. Ne diyor? Yeniden yargılama yapacaksın bu yeniden yargılama kapsamında kişi milletvekili olduğu için durdurma kararı vereceksin ve hemen tahliye edeceksin. Şimdi burada aslında bakarsanız Yargıtay'ın hiçbir yetkisi yok. Burada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını hemen uygulayıp gereğini yerine getirmek zorundaydı. Uygulamadı, Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukuk tarihinde ilk defa gördüğümüz bir üslupla, bir lisanla ...son derece garip bir karar e, gerekçesi ortaya koydu. Ancak uyulmamasına ilişkin verdiği kararla beraber... ...Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da bir suç duyurusunda evet. e, bulunarak... ...gövde gösterisi yaptı aslında burada. Tabii bunu yaparken arkasında bir siyasi güç hissettiğini anlıyoruz. Çünkü özünde yapması gereken son derece basitti. Yargıtay'ın 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dosya gelir gelmez... Burada görev ve yetki bana ait değil, ben karar verdim, dosyadan el çektim deyip dosyayı tekrar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade etmesi gerekiyordu. Ancak o sorumluluğu aldı üzerine ve bir meydan okuma gerçekleştirdi. İkinci başvuru yapıldı bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne. Bu sefer oy birliğiyle Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasının bir ihlal olduğuna Anayasa Mahkemesi karar verdi. Fakat e, bu hukuksuzluk... Iı, silsilesi, zinciri devam etti ve aynı şekilde Yargıtay 3 cezanın önüne gelerek aynı karar tekrar verildi. Bu arada tabii meclisin iradesi de yok sayıldı. Çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi ilk kararında meclise de sen niye bu kararı okumuyorsun diyerek seçilmiş e, ve milli egemenliğin tecellisi olan temsil ettiği makama da aslında bir talimat veren tavrı vardı. Maalesef ki bir nevi o talimatı yerine getirir gibi meclis bu arada apar topar kararı okudu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin Düşürüldü. düşürülmesi süreci. Ne olacak şimdi? Üçüncü başvuruyu yaptı avukatlar. Ancak sorunun çözümünün artık Türkiye'deki üç hukuk yollarının açıkça tükenmiş olması, Anayasa Mahkemesi kararlarının açıkça uygulanmıyor olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru noktası olduğunu görüyoruz. Sorunuza gelecek olursam biz tabii Türkiye Barolar Birliği'ne seçildiğimizden beri e, siyaset kurumunun ilgili bileşenleriyle görüşüyoruz. Hem yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına ilişkin önerilerimiz, hem yargılamaların etkin ve şeffaf olmasına ilişkin önerilerimiz, hem de e, bir meslek örgütü olarak mesleğin ve meslektaşların sorunlarını ...ilgili makamlara taşıyoruz. Adalet Bakanlığı ile de görüşüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları ile de e, görüşüyoruz. E, ancak bu konuda Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması konusunda... ...Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Sayın Uçum'un görüşüyle de... ...Sayın Adalet Bakanı'nın görüşüyle de Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal görüşü... ...maalesef ki hiçbir şekilde örtüşen bir noktada durmuyor bu şekilde ifade edebilirim. Peki şimdi bundan sonra ne olacak kısmını belki devam ettirelim isterseniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Oradan çıkacak olan bir karar beklenecek. O da birkaç sene büyük bir ihtimalle alacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet. acil kararlar alabilen bir kurum değil. Ve böylelikle Can Atalay'ın tutukluluk hali devam edecek. Milletvekilliği de düşürüldüğü için şu anda hani herhangi bir e, sıfata da sahip olmadan gezi davasının e, işte suçlularından birisi olarak o silivride kalmaya devam edecek durum bu mudur? Şöyle, e, başka bir çözüm var mı? Tabii Anayasa Mahkemesine üçüncü bir başvuru yapıldı yakın zamanda kuvvetli muhtemel buna ilişkin kararını verecektir e, Anayasa Mahkemesi ama e, bu kararların uygulanmadığını e, görüyoruz. E, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken e, bence öncelikle bir tahliye kararı konusunda İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasaya aykırı olarak direnç göstermesi nedeniyle bence kararını doğrudan Silivri Kapalı İnfaz Ceza Kurumu'na göndererek tahliyeyi sağlamayı istemesi gerekebilir. Bunu deneyebilir. Aynı zamanda kararını uygulamayan yerel mahkeme ile ilgili gerekli disiplinel başvuruları yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada biz Türkiye Barolar Birliği olarak yaptık bu başvuruları hem İstanbul 13 Ağır Ceza ile ilgili olarak hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleriyle ilgili olarak gerek HSK ve Yargıtay Başkanlığı nezdinde disiplinel süreçlerin başlatılması gerekse e, açıkça görevi kötüye kullanma e, suçunu işlemiş olmaları nedeniyle. E, soruşturma süreçlerinin, ceza soruşturma süreçlerinin başlatılması için biz e, savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği olarak ilgili başvuruları yaptık. Ancak bence muhakkak ki Anayasa Mahkemesi'nin de kendi varlığını sorgulatmak istemiyorsa eğer bu başvuruları mutlaka yapmak e, zorunda. Tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ivedilikle de inceleyebilir e, Can Atalay dosyasını ancak o zaman da şu soru gelecektir karşımıza. Kavala dosyası. Evet. Çözülmeyen bir karar var. ortada. Uygulanmadığına ilişkin kesin kararı yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi. Artık benim verdiğim Kavala kararını Türk hükümeti uygulamıyor dedi. Bunu kesinleştirdi. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar, bakanlar. Komitesi de e, ihlal sürecinin başlatacağına ilişkin gerekli yazışmaları başlattı. Nedir bu ihlal süreci? Aslında 64 yıllık mahkeme tarihinde ikinci sefer yaşanıyor. Bir sefer Azerbaycan örneği olmuş. Orada da ihlal prosedürü başlatılmadan önce Azerbaycan yargı makamları gerekli tahliye işlemlerini sağlamışlar. Bu noktaya hiçbir zaman varmamış konu. Şimdi ilk defa Türkiye'nin işte oy kullanma hakkının askıya alınması önemli organlarda yetkili bulundurma hakkının ortadan kaldırılması ve ihracına kadar konseyden ihracına kadar gidebilecek bir sürecin de başlangıcındayız. Aslında yargı bağımsızlığı dediğimiz konunun Türkiye'nin dünyada yönünü nereye çevirdiğiyle de ilgili bir tarafı var. Yani Batının medeniyetinden tamamen kopma noktasına doğru mu gideceğiz? Avrupa İnsan hakları? Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin benimsediği temel evrensel değerlerden, evrensel insan hakları değerlerinden ve temel hukuk prensiplerinden uzaklaşacak mıyız? Yoksa tekrar e, Medeniyet Ligi'nde üst sıralara çıkmaya mı çalışacağız? Belki 2024 yılı bu tercihin ortaya konması bakımından da önemli bir sene olarak görünüyor. Ee, biraz önce söylediğiniz Anayasa Mahkemesi Silivri İnfaz Kurumu'na, bunu doğrudan gönderebilir. Bunun örnekleri var mı? Ben Örneği hatırladım. yok ama Anayasa Mahkemesi'nin kararının uyulmaması için zorlandığı örnekler vardı hatırlarsanız. Daha önceki bazı örneklerde de yine süreç geciktirilmişti. Berberoğlu, Enis Berberoğlu dosyasında, Gergerlioğlu dosyasında, Mustafa Balbay dosyası gibi dosyalarda da süreç geciktirilmişti. Ancak hiçbir zaman Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasına ilişkin net bir karar ortaya konmamıştı. Usulü prosedürlerle süreç zorlanmıştı sadece. Anayasa Mahkemesi aslında burada şunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi az önce saydığım örneklerde de şunu söylüyor. Anayasanın 83. maddesindeki milletvekilliği dokunulmazlığı hükmünün istisnası olan anayasanın 14. maddesi Genel olarak belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerine uygun değil. Bunu düzenleyin diyor meclise. Yani hangi suçlardan bir kişi soruşturma veya kovuşturma altında olursa seçilme hakkından daha üstün tutulur ve bu hak kullandırılmaz gibi yani tahdidi olarak bunları sayın diyor. Yoksa ben 83. maddeyle 14. maddeyi teraziye koyduğumda hak ve özgürlüklerden yana karar vermek durumundayım. Seçilme hakkını diğer tüm haklardan üstün tutacağım diyor. Ama ilk kararından itibaren iktidara bu konuda düzenleme yapın diyor. Bu konuda bir boşluk var. Boşluk olduğu müddetçe ben yorumu seçilme hakkı gibi bir temel haktan yana kullanacağım diyor. Baktığınız zaman tarihsel süreçte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın diğer kararlarından farklı bir hiçbir yanı bulunmuyor. Ancak buradaki fark Az önce ifade ettiğim üzere daha önce yargı biraz direniyordu ama bir yerde son kertede uyuyordu bu karara. Şimdi net olarak uyumuyoruz diyorlar. O nedenle benim söylediğim, yani doğrudan bunu e, Silivri e, Kapalı İnfaz Kurumu e, infaz hakimliğine ulaştırın dediğim e, yöntemin denenmesi için bir gereklilik doğmamıştı. İlk defa doğuyor, bence Anayasa Mahkemesi'nin, Kararın uygulanması bakımından bütün yolları denemesi gerekiyor. Sonuçta tahliye kararı bir karar, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinin tespiti de ortada. Bir şekilde bunun da denenebileceğine inanıyorum. Hukuk bu, sınırları zorlamak gerekir, uygulamayı zorlamak gerekir. Denenmesinden de bir zarar gelmeyeceğine inanıyorum. Evet, mutlaka bir yöntem bu, bu yöntem evet.